İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Merujan Stepanyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Yerevan ve Stepanakert'te eş zamanlı mitingler gerçekleşecek. Geram Stepanyan, Şuşi Medya Forumu'nun katılımcılarını Artsakh'taki aşırı kriz durumuna haber yapmaya çağırdı. Menendez, Azerbaycan'ın saldırganlığını dizginlemek için ABD savunma yasasını değiştirmeyi önerdi. Sanahin Manastırı, Teadidat'ta. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Merujan Stepanyan, 17 Ocak 1993'te Gümrü şehrinde doğdu. Gümrü'nün Muş ilçesindeki 42 nolu okulda okudu. Okuldan mezun olduktan sonra Vazgen Sarkisyan Askeri Enstitüsü'ne girdi. Enstitüden mezun olduktan sonra çalışmaya başladı ve ailesiyle birlikte Yerevan'a taşındı. Merujan ressamlık yapardı, üflemeli bir çalgı olan şıvı çaldı ve şarkı söyledi. Orduda disiplinli hizmet için kıdemli teğmen rütbesini aldı. Azerbaycan'ın 2-3 Nisan 2016 gecesi Taliş Muharebe mevziinde temas hattına düzenlediği saldırıda 4. Müfreze Komutanı Kıdemli Teğmen Merujan Stepanyan, askerler Rafik Hagopyan, Agasi Asatryan ve Viktor Yuzikovic şehit oldu. Merujan'ın annesi Bayan Nune şöyle anlatıyor. O zamanlar biz Yerevan'da yaşıyorduk. Kocam Vazgen Sarkisyan Enstitüsü'nde çalışıyordu. Çocukla konuşmak için beni aradı. Taliş'te savaş var. Durum çok kötüymüş. Aradım. Konuştum. Merujan her zamanki gibi morali yerinde konuştu ve anne ben sana asla yalan söylemedim. Bugün de yalan söylemem. İnanın bana duyduklarınız, endişelendiğiniz şey sadece bir sabotajdı. Geri püskürttük. Şimdi tam dinlenme zamanı. Dinleneceğiz dedi. Birdenbire Merujan anne ne yapıyorsun dedi. Evdeyim dedim ve senden bir ricam var. Çabuk kiliseye git ve benim ve asker arkadaşlarımın güvenliği için bir mum yak. Gittim ve Allah'ın oğlumun yanında olduğunu ve ona bir şey olmayacağını biliyordum ama maalesef öyle olmadı. 2 Nisan sabahıydı. Saat 9.30'du. Merujan, anne gece normal geçti, merak edilecek bir şey yok, sakin ol dedi. Uyuyacağım ve tekrar arayacağım. Ben de inandım ona, hep inandım. Çünkü o her zaman sözünün sahibiydi. Ben o günde inandım ama o inanç kaygıya dönüştü. Sabrım tükendi. Sürekli telefon bekliyordum ama o telefon gelmedi. Ermenistan dünyasının en önemli hazinelerinden biri, yüzyıllar boyunca yaratılan parşömen el yazmalarının saklandığı eski el yazmaları müzesi olan Madenataran'dır. Bu yazıtlar koyun veya dana derisinden yapılan parşömen üzerine yazılırlar. Parşömen elde etmek için hayvanların derisini yüzerlerdi ve bu insanlara Ermenice kertol denir, yani deri yüzücü. Aynı zamanda Ermeniler yazarları ve tarihçileri de kertol olarak görüyorlardı. Örneğin 5. yüzyıl tarihçisi Movses Horenatsiye kertola hayır denir. Bazen yabancılar Ermenilerin parşömeni nasıl yaptığını görünce şaşırıyorlardı. Bir keresinde Divin kentindeki kraliyet mezbahası önünde yabancı bir tüccar bir Ermeni entelektüel ile sohbet ediyordu. Yabancı neden bu 500 koyunu kesiyorsunuz diye sorar. Parşömen için et insanlara kalacak, deriden parşömen yapılacak diye cevap verilir. Peki bu kadar parşömenden kaç defter yazılacak? Bilge şöyle yanıtlar. Bir büyük kitap. Tüccar, bu kıt yılda kitap yazmaya değer mi diye düşünür. Bu Ermeniler ne aptal insanlar. O zaman Bilge şöyle der. İnsan sadece ekmekle yaşanmaz. Ekmek olmadan beden, kitap olmadan ruh ölür. Ruhun açlığı ekmek açlığından daha yıkıcıdır. Parşömen kitaplar Ermenilerin manevi gıdası ve zenginliğidir. Armen Press'in haberine göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Gürgen Nersisyan, Facebook sayfasında yazdığına göre 25 Temmuz günü saat 20'de Stepanakert'in Diriliş ve Yerevan'ın Özgürlük Meydanlarında eş zamanlı mitingler planlanıyor. Nersisyan şöyle yazdı. 25 Temmuz günü saat 20'de Stepanakert'in Diriliş ve Yerevan'ın Özgürlük Meydanlarında eş zamanlı mitingler planlandığını size bildiririm. Halk hareketinin katılımcıları,
Artsakh ablukasının kaldırılması ve insani felaketin ortadan kaldırılması için ortak mücadelemizi yeniden teyit etmek, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymak ve ondan her türlü geri çekilmeyi kınamak için tüm seslerimizi birleştirmek için iki meydanı büyük ekranlarla çevrim içi olarak köprüleyecek. Artsakh halkını savunmak için çeşitli eylemlere katılanları ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlarımızı bir araya gelip Ermeni halkının kolektif iradesini ve Artsakh konusundaki müzakere edilmesi tutumumuzu ifade etmeye çağırıyorum. Artsakh ve Artsakh halkı Azerbaycan'ın parçası olamaz. Her kişinin katılımı Artsakh ve Artsakh halkı için önemlidir. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Gegham Stepanyan, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan Berzor Koridoru'ndan bir video yayınlayarak Azerbaycan'ın Şuşi'de düzenlediği uluslararası forumu takip eden uluslararası medya temsilcilerini Artsakh'taki aşırı kriz durumuna şahsen tanık olmak ve haber yapmak için Stepanakert'e davet etti. Videoya ek olarak şunu yazdı. Stepanakert Şuşi yolunda gazeteciler camiası meslektaşlarının Azerbaycan diktatörlüğünün elinde alet olmamalarını ve Artsakh'taki insani krizi haber yapmalarını talep ederek protesto seslerini Şuşi küresel medya forumu katılımcılarına yöneltti. ABD'li senatör, Senato Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Azerbaycan'ı saldırı ve Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Ermenilerine karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu tutmak ve Bakü'ye askeri teçhizat ihtiyacını durdurmak için yasa değişiklikleri taslağı sundu. Menendez, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğusuna saldırısından yaklaşık bir yıl sonra ve Aliyev rejiminin Artsakh Dağlık Karabağ'ın yerli Ermeni nüfusunu kuşatmasının üzerinden 200 günden fazla zaman geçti. Azerbaycan'ın saldırı kuvvetleri kullandığı ve savunmasız Ermeni nüfusunu kuşatmaya devam ettiği açıktır, dedi ve şöyle devam etti. Yardım Özgürlüğü Yasası'nın 907. madde çekincesinin her yıl uygulanması yasanın ruhunu ihlal ediyor. Dahası Azerbaycan'ın saldırgan tavrı dikkate alındığında çekincenin kullanılması için gerekli koşulların sağlanmadığı açıktır. Yasaya karşı bu alaycı davranışı göz önüne alındığında Ermenilere yönelik saldırgan eylemlerine son vermesi için Bakü'ye baskı yapmanın ve çekinceyi geçersiz tanımanın zamanı geldi. Ben açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan Artsakh Dağlık Karabağ halkının ve ana vatanlarının Azerbaycan tarafından işgal edilmesinden kaynaklanan kayıplarını telafi etmeye devam eden Ermenistan Cumhuriyeti halkının yanındayım. Adalet olmadan barış olmaz. Bu nedenle iddia edilen tüm savaş suçlarını soruşturmaya devam etmemiz gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Ayrıca sorumlulara yaptırım uygulamak da dahil olmak üzere gelecekteki suçları önlemek için Aliyev rejimine baskı yapmalıyız. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sanahin Manastır Kompleksi birçok imtihandan geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Sanahin Manastır Kompleksinin yenileme çalışmaları bu yıl tamamlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı Tarih ve Kültürel Anıtları Koruma Dairesi Başkanı Arutyun Vanyan, Sputnik Armenia Ajansı ile yaptığı görüşmede bu bilgiyi aktardı. Ona göre devlet bütçesiyle bu yıl çatı onarım çalışmalarının yanı sıra manastır kompleksi alanında bazı tadilat çalışmaları yapılarak istinat duvarı ve drenaj sorunu çözülecek. Sanayin Manastır Kompleksi alanındaki Surparutun Şapeli ve Aziz Hagop Kilisesi de yenilendi ve şimdi de Zakaryanlar ve Arhutyanların mezarlıkları yenileniyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz
eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devleti Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk fedai şarkısı Yelir Gevork adlı eseri sunuyoruz. Kanaç taştığım için aman de çokin Mersar derulman az haberş tanga gin Eli kevur keli duşmanı şahı Hayat azki hamar mernele parke Eli kevur keli duşmanı şahı Hayat azki hamar mernele parke Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.